İyi akşamlar sayın seyirciler. Haberiniz olsun programında sizlerle birlikteyiz. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimleri öncesi adaylarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün yine bir adayımız var. RT Şah TV stüdyolarında Erzincan'ın Üzümlü ilçesi belediye başkanı ve başkan adayı Sayın Ahmet Sazlı bugün konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, programlarımızda adaylarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Adaylarımız yapmış oldukları çalışmaları anlatıyorlar. İcraatlarından bahsediyorlar ve yapacakları projeleri açıklıyorlar. Erzincan'ın en güzel ilçelerinden biri, merkeze en yakın olan ilçesi Üzümlü ilçesinin belediye başkanı ve başkan adayı Sayın Ahmet Sazlı ile bugün birlikteyiz. Üzümlü'yü konuşacağız. Diğer adıyla Cimin'i konuşacağız. Şu anda bizleri ekranları başında izleyen tüm Üzümlü halkına selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan, dünyanın dört bir yanında yaşayan Cimin'lilere selamlar, saygılar sunuyoruz. RT'den ve Erzincan Merkez Stüdyomuzdan. Evet başkanım, bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yaklaşık 5 yıldır Üzümlü ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürütüyorsunuz. Ve yeni dönem içinde aday oldunuz. Sizi izleyicilerimiz, tabii Üzümlü halkı çok yakından tanıyor, Erzincan halkı da çok yakından tanıyor ama tanımayan izleyicilerimiz için kendinizden bahseder misiniz biraz? Ben öncelikle böyle bir fırsatı verdiğiniz için RT ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Ve Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan silahlı saldırıda şehit düşen 49 Müslüman kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor ve şiddetle kınıyorum. Evet, gerçekten çok üzücü bir olaydı. Evet, evet. Biz de bir kez daha buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. 49 Müslüman bu saldırıda hayatını kaybetti. Evet başkanım, kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben 1967 yılında Üzümlü'de doğdum. İlk ve orta öğretimi ilçede okuyarak liseyi Erzincan'da bitirdikten sonra askerlik görevimi yaptıktan sonra Üzümlü Tarım Kredi Kooperatifi'nde göreve başladım. Evet. Daha sonra 10 yıl Refahiye ilçemizde görev yaptıktan sonra il müdürü olarak Erzincan'a göreve geldikten sonra bir yıl çalışıp siyaset niyetiyle ilçemize hizmet etme adına Üzümlü Belediye Başkanlığı'na aday oldum. Evet. Nasipte de varmış. 5 yıl zevkle yaptık. Evet, 5 yıl süre içerisinde de Üzümlü için çalışmalarınızı yürüttünüz. Evet, birazdan zaten bu çalışmaları ve önümüzdeki dönem için düşündüğünüz projeleri de izleyicilerimizle paylaşacağız. Peki İnşallah. Sayın Sazlı, seçimlerde Üzümlü ilçesinde ittifak olmadı. Biliyorsunuz birçok ilde ve ilçede Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak ittifaklar oldu. Evet. Ama Erzincan merkezde olduğu gibi Üzümlü'de de ittifak olmadı. Her parti kendi adayını gösterdi. Siz bu adaylık süreci hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi buyurduğunuz gibi iki aday yarışıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi adayımız ve ben olmak üzere. Tabii Cumhur İttifakı ilimizde de yok. Dolayısıyla ilçelere de yansıtmadıkları gibi Cumhur İttifakı ruhuyla tabii yine yarışmaya gayret gösteriyoruz. Evet. Cenab-ı Allah birimizden birine mutlaka yazdı. Bu olacaktır diye inanıyorum ben. Mutlaka. Levh-i mahfuzda ne yazıyorsa olacaktır. Evet. Evet gerçekten öyle. Yani şimdi görüyoruz başkanım, Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde iki köyde istenmeyen olaylar yaşandı. Maalesef. Ya maalesef. Ben diyorum ki hiçbir makam, hiçbir mevki, hiçbir koltuk İnsan hayatından daha önemli değildir. İki köyde, Mercan'a bağlı iki köyde muhtarlar hayatlarını kaybetti. Yaralı olan bir kişi var. Ya bu seçim öncesi bunlar hiç de hoş olmayan şeyler. Kesinlikle. Gerçekten ümit ediyoruz ki bu tür olaylar yaşanmaz. Çünkü sonuçta 31 Mart gelip geçecek değil mi başkanım? Tabii biz ki, bu süreci tabii geçireceğiz. Ki. Daha sonra yine herkes yüz yüze bakacak. Küçük ilçeler. Küçük düğünde köyler, beraber olacağız. Cenazede ki. Beraber olacağız. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Tabii aynı ki. Yemeği yiyoruz. Yani biz bu yörenin insanıyız. İki gün sonra yine yüz yüze bakacağız. Bu tür kırgınlıklar, dalgınlıklar, hele ki böyle muhtarlıklarda yaşanan, ölümle sonuçlanan olaylar gerçekten çok üzüyor bizi. Çok üzüyor. İnşallah bu tür şeyler bir kez daha yaşanmaz. İnşallah yaşanmaz. Bizim. Şimdi hazır bunu söylemişken Sayın Başkanım, aslında programa böyle başlamak istemezdim ama mecburen de bunu gündeme getirmek gerekiyor.
Şimdi sosyal medyada bazı çevrelerin size alan paylaşımları, size hedef alan evet. paylaşımlarını son zamanlarda gördük. Evet. Siz bu konuyu yargıya da taşıdınız. Tabii bazı kişilerin de ifadeleri alındı, ifadeye başvuruldu. Sizce neden böyle bir şey başlatıldı? Bu yaşananlar hakkında ne diyeceksiniz başkanım? Şimdi Semih Bey, tabii ki bu hem şahsım hem de ilçemi büyük ölçüde rencide eden bir olay oldu. Ve Üzümlü tarihinde bu kadar ağır, bu kadar aşağılayıcı bir seçim görülmemiştir. Yani ben bilmiyorum. Yalnız şunu ifade etmek istiyorum ki bu saldırı siyasi bir saldırı değil. Yani karşı rakip, yarıştığımız arkadaşın siyasi partinin saldırısı değil. Bunu ilçem halkı çok iyi biliyor. Evet. Bu zamanla da ortaya çıkacaktır. Gerekli müracaatları yaptınız. 4 ay önce ben gerekli ta Ankara'ya kadar, Erzincan'ı bıraktık Ankara'ya, MİT'e kadar müracaatlarımızı yaptık. Gerekli çalışmalar devam ediyor. 4 ay oldu yaklaşık, 4,5 ay. Tabii bu arada gelişmeler oldukça 2 gün önce bir şey yapıldı, operasyon diyelim. Yani operasyon derken bilgi alma şeklinde. İfadelerine başvurma şeklinde oldu. Tabii bu direktmen bana yansıtıldı. Belediye başkanı isim belirledi, bunları toplattı. Ya belediye başkanının Cumhuriyet Başsavcısının görevi üstünde bir görevi varsa bilmiyorum. Mümkün öyle değil. Bir şey mümkün değil. Evet. Devletin savcısı var, mahkemesi var. Tahkikat devam ediyor ki illaki bu ortaya çıkacaktır. Uzun da sürse, kısa da sürse bu failler yakalanacak. Hem adalet önünde hem de Allah nezdinde bunların hesabını verecekler. Ben bundan eminim. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Karşı siyasi partinin fiili, hareketi olmadığı halde inşallah yalandır duyduklarım ilçede. Kahve köşelerinde veya işte evlerden oy isterken bu malzemenin kullanıldığı kulağıma geliyor. O da ayrıca insanı üzüyor. Ben isterdim ki rakip arkadaşlarımız evlere gittiklerinde yapacakları projeleri anlatsınlar. Ben ne yaptıysam benden sonra fazla ne yapabilirler bunu insanlara anlatarak seçim projeleri yarışsaydık. Devam ettirsinler diye bekliyorum evet. ben. Özellikle yani. Evet, ümit ediyoruz öyle olur. Çünkü sizin ilk kullandığınız ifade gerçekten çok bağlayıcı. Yani bu internet sitesinde size yönelik karalamalar var ama siz bunun rakip parti tarafından yapılacağına ihtimal vermiyorsunuz. Vermiyorum. Evet. Vermiyorum. Öyle bir şey yok. Yalnız işte dediğim gibi duyum olarak ben bir iki duydum. Çalışmalarda işte insanlardan oy isterken bakın bu adayın durumu ortada gibi, ama bu çok üzücü bence. Biz küçük bir yerde yaşıyoruz. Çarşıda her 10 dakikada bir yüz yüze geliyoruz. Uzak bir yerde değiliz. Bunlara gerek yok. Demin de buyurduğum gibi lef-i mahfuzda kim yazmışsa olacaktır. Ben buna yürekten inanarak devam edeceğim. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Bunu yapan kişilerin elinde bilgi belge varsa devletin savcısı orada. Evet. Sosyal medyada niye paylaşıyorsun? Götür dosyayı önüne koy, gerekli her şeyi başlat. Ben buradayım, bir yere gitmedim ki. Evet. Ben ilçemde yaşıyorum, ölene kadar da ilçede yaşayacağım. Doğru değil mi? Tabii. Peki, bir üzüm resminin arkasına saklanıp bunları açıklamanın, yani şeyini, izahını ben bulamıyorum. Tabii insanların çoğu inanmıyor buna artık ama yani bunu yapmak kadar da ahlaksız, seviyesiz bir iş olduğunu ben şey yapamıyorum yani, tahmin edemiyorum. Evet, yani hoş olmayan olaylar bunlar. Tabii ki. Hele ki böyle bir seçim arefesinde. Çıkarsınız, varsa bilginiz, belgeniz, korsunuz savcının önüne, devletin savcısı gereğini yapar. Peki bu adaylık müracaatından sonra mı başladı, önce mi başladı? Önce başladı. Önce adaylık sürecinin engellenmesi noktasında çalışma başlatıldı. Bu tür yayınlar. Daha sonra adaylık açıklandıktan sonra dozunu artırarak gitmeye başladı. Yani insanların artık daha özel hayatlarına getirip onlarla bağlantı kurma gibi yollara kadar inebildiler. Çok evet. yazık. İlçem adına inanın, şahsım ve ilçem adına çok üzülüyorum. Demin belirttiğiniz Üzümlü Erzincan'ın incisi. Türkiye'de cimin diye tanınan, insanların mazbut, mutaassıp bir yaşam tarzı olan bir ilçe. Evet. Maalesef rezil olduk. Ama ben umuyorum, ben Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum ki bunları rezil edecektir. Çok yakında. Bu böyle gitmez ya. Yani. Evet. Evet başkanım, şimdi artık bunu bir kenara bırakalım. Evet.
Burada devletimiz gerçekten çok güçlü. Yargı var. Bilişim savcıları var. Yani evet. Bu iş sadece sosyal medyadan yazıp çizmeyle olmuyor. Bu zamanında Fuat Avni diye bir şaklaban çıktı. Evet. Onun evet. da cezasını verdiler. Ya bu her yere geç bu cezası olanlar mutlaka. Cezalarını çekecektir. Bunu biz bir kenara bırakalım. Evet. Adalet tecelli edecektir. Edecektir mutlaka. Evet. Şimdi bu biz masum insanların bulaştırılan, işin içine sokulan masum insanların ahı bunları mutlaka bulacaktır. Evet. Buna inanıyoruz yani. Şimdi biz gelelim konumuza başkanım. Evet, buyurun. Biz artık Cimin'i konuşalım. Cimin'i biz konuşalım, Üzümlü'yü evet. konuşalım. Şimdi diğer adıyla Cimin olan Üzümlü ilçesinde Erzincan'a en yakın olan ilçemiz mesafe olarak. Bize Üzümlü'yü tanıtır mısınız başkanım? Şimdi ilçemiz 8.584 nüfusa dayandı. Son bu asgari soydaşlarımızın katılımıyla. Evet. 591 kilometre kare alana sahip. Tarım ve hayvancılıkla geçinen Doğu Anadolu, Karadeniz bölgelerini Güneydoğu'ya kadar inen bir sebze ve meyve yetiştiriciliği olan bir ilçemiz. İpek Yolu üzerinde. İpek Yolu üzerinde evet. 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 Ve siz Üzümlü'de 5 yıldır başkanlık görevini yürütüyorsunuz. Üzümlü Belediyesi hakkında bilgi verir misiniz? Belediyenin durumu nedir? Kaç personel var? Makine parkı nasıl? Belediyemiz kadrolu 16, sözleşmeli 1, kadrolu işçi 10, taşeron 89 olmak üzere toplam 116 personelle çalışıyoruz. Bayağı da personeliniz var. Evet. Göreve geldiğimizde 34 aracımız vardı 2014 yılında. Biz buna 5 yılda 34 adet daha katmışız. Toplam şu anda 68 aracımız var. Bunların 4 veya 5 tanesi yanlış hatırlamıyorsam yeni aldığımız araçlar sıfırdan. Kalan kısmının tamamını hibe olarak getirdik. Hibe aldık. İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir, Devlet Hava Meydanları gibi yerlerden hibe alarak getirdik. Gayet güzel işimize de yarıyor. İhtiyacımız da karşılıyoruz. İlçe halkının ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Fazlasıyla karşılıyoruz yani. Evet. Belediye hizmetleri olarak başka ne tür hizmetler? İşte hizmetlerimiz içerisinde taşıma. Malum Erzincan taşımacılığımız içerisinde yoktur. Kooperatif yalnız öğrenciler bizde. Erzincan'da okuyan bayağı 400'ün üzerinde öğrencimiz var. Bunları biz taşıyoruz. Ailelerin istekleri doğrultusunda özellikle Üzümlü belediye araçları tercih ediyorlar. Biz de yapıyoruz o taşıma işini. İçme suyu hizmetlerimiz devam ediyor. Normal zaten belediyenin rutin hizmetlerinden biridir. Sulama suyu bizde. Yazın kontrolü, dağıtımı, memur görevlendirilmesi gibi. Biz su taksim memuruna çırban deriz. Evet. Belediyeden maaş alır belli bir dönem. Su sorunu var mı ilçede? İlçemizde sulama suyu sorunu vardı. Göreve geldiğim yılda bayağı da bir sıkıntılar çektim ben bu konuda. Sıkıntı şundan doğuyordu. Hidroelektrik santralimiz var. Yabancı bir Erzurumlu bir firma tarafından yapılmış. Suyu tutuş saatlerinde sıkıntı vardı. Üzümlü'de sulama saatle yapılıyor. 74 yılında bir belediye başkanımız rahmetli Allah ondan razı olsun. Bir hizmet yapmış ve Üzümlü'de suları saatle evet. Uygulama başlatmış. Nur içinde yatsın. Bu hidroelektrik santrali suyu tuttuğu zaman şey allak bullak oluyor sistem evet. Sıralama çok sıkıntı çektik bunu bir türlü gideremedik yalnız o arada biz birazdan yaptığımız hizmetler içinde göstereceğiz büyük bir gölet yaptırdık hibe olarak DAP'tan dengeleme havuzu adı altında yaptırdık evet. Tam havuzun bitiminde kanun değişti ve suyu tutma şeyi kaldırıldı gel geç yöntemine başlatıldı üretim ve havuzumuz kenarda duruyor şimdi başka bir niyette kullanmaya çalışacağız. Nasip olur Cenab-ı Allah bir daha nasip ederse bundan sağ sahil sulamaya su taşıyıp buradan sulamayı planlıyoruz. Yani havuz atıl durumda kalmayacak. Yaklaşık 1.700 civarında bir maliyeti oldu bu havuzun. DAP'tan yaptırdık ajanstan. Evet. Ondan sonra şimdi su normal akışına bırakılınca su şeyi rahatladı. Sulama suyunda. İçme suyunda sıkıntımız vardı, hala var. Bu da bir anda bir büyüme oldu. Haskalların gelmesiyle birlikte büyük bir genişleme oldu şeyde alanda. Su bir anda tabii şey olarak düştü.
1954'lü yıllardan yapılan hala at yapıyı kullanıyoruz. Evet. Kayıp kaçak çok. 120 litre civarında su veriyoruz. Tahakkuka baktığımızda 20-30 litre arasında tahakkukumuz var. Oo. Yani demek ki 100 litreye yakın kayıp kaçaklar. Kayıp kaçağımız var. Nasip olursa Nisan içerisinde müteahhit inşallah kepçeyi vuracak. 7 milyon maliyetli. Üzümlü'nün at yapısını 80 kilometre olarak değiştiriyoruz. İller Bankası aracılığıyla. Bu da önümüzdeki dönem yani yapacağınız. Önümüzdeki döneme nasip olursa dediğim gibi yapacağımız ilk hizmet o. Ve 4 su deposu yenileniyor büyüterek. İnşallah onu yaparsak, evet, kayıp kaçağı önlersek suyumuz fazla bile gelecek diye düşünüyorum ben. Evet Sayın Başkan, ilçede üretilen meşhur Cimin üzümü var. Evet. Kendine has aromasıyla, iriliğiyle, tadıyla artık dünyada tektir. Türkiye evet. sınırlarını aştı artık ünü. Mesela kiraz da öyle. Kirazımız da kavuştu. Cimin yani kirazı sonlar, da öyle. Oldu yani. Evet, orada evet. öyle. Çünkü bakıyoruz artık mevsimleri geldiği zaman adeta yok satıyor. Tabii bununla birlikte benzeri ürünler de ilçe ekonomisine önemli katkılar tabii, sağlıyor. Tabii. Bu konuda ne tür çalışmalar yapılıyor? Şimdi belediye üzümde? Olarak biz tabii ki bunların üretimden çok pazar ve sevkiyatı alanları önemliydi. Biz ilk etapta sebzalimizi yeniledik. Evet. Sebzali projemiz Doğu Anadolu bölgesinde, Karadeniz'de dahi yok. Yani bir ilçeye Üzümlü'ye yakışır bir proje yaptık. Tam anlamıyla bir sebzali yaptık. Onun akabinde kiraz dediğiniz gibi kirazın şeyi fazlalaşınca talebi biz 22 bin civarında kirazı çöğür dediğimiz yani aşılanmamış haliyle aldık. Büyüttük, aşladık. Şimdi piyasadan daha uygun yani tanzim satış mağazalarında uygulanır şekilde biz de kiraz fidanlarını piyasadan biraz daha uygun hemşehrilerimize satışa sunuyoruz. Evet. Halen devam ediyor mu mevsimi geldiği zaman? Tabii. Bir 10-15 gün içerisinde fidanlar sökülmeye, satışa geçeceğinden bekletiyoruz. Çünkü artık bir sektör haline geldi Üzümlü'de. Kiraz ve üzüm artık Üzümlü'de vazgeçilmezimiz. Evet. Evet. Ve topraklar da oldukça verimli. Kesinlikle. Görüyoruz geldiğimiz gittiğimizde domates yetiştiriciliği mesela her yine türlü, öyle. Narinci hariç. İlçemiz o kadar güzel bir şeye sahip ki. Evet. Narinci hariç her şeyi yetiştirebiliyorsunuz. Sadece narinci olmuyor. Evet. Peki başkanım ilçe belediyesi olarak, Üzümlü Belediyesi olarak gelir gideri karşılıyor mu? Yani şimdi siz 5 yıldır iktidar partisinin belediye başkanısınız. Evet. İcraatlarınızda ve yatırımlarınızda hükümetin imkanlarını, bakanlıkların imkanlarını kullanıyor musunuz? Yani gelir gideri karşılıyor mu? Şimdi şöyle Semih Bey, İller Bankası'ndan gelen nüfus payı maaşımızı karşılamıyor. Öyle mi? Her ay bir cari açığımız mutlaka oluyor. Fakat ona da bir önlem aldık biz. 2014 yılında bir şirket kurduk belediye bünyesinde. Mümkün oldukça belediyeye yaptığımız ihaleleri, personel olsun, dışarıdan aldığımız yatırımların ihaleleri noktasında şirketimize bıraktık. Evet. Yani hem para kazandık hem döngü belediyemizin içerisinde oldu. Kazandığımız paralarla harcamalarımızı, eksik kalan maaş, işçi giderlerimizi oradan karşıladık. Peki yatırımları nasıl yaptınız? Şimdi birazdan anlatacaksınız. Anlatacağım onları sırayla. Yatırımlar noktasında Allah'a şükür beklentimizden çok çok öte aldık. Yani hem genel idareden Ankara'dan hem ajanslardan mümkün olduğunca proje çalıştık. Zaten belediyelerin başka türlü şeyi azsa geliri başka bir şey yapma şansı yok Semih Bey. Evet. Sarılacaksınız devletin açtığı hibe ajanslarına ne yapabilirseniz çok şükür her attığımız ortadan da bir balık yakaladık o anlamda. Peki iktidar partisinden olmanın bir avantajı tabii oldu ki, mu? Tabii ki. İktidar partisi olmanın avantajı her zaman biliyorsunuz. Yani beni hemşehrilerim bazen eleştiriyorlar. Kulağıma da geliyor. Bugünlerde de bir iki yerde şeyini etmiştim. Ben hep şöyle vurguluyorum, yine vurguluyorum. İktidar belediyesi öz evlattır. Muhalefet belediyesi üvey evlattır. Böyle tanımlıyorum ben. Çünkü görüyoruz, muhalefet ilçelerimizin durumunu da görüyoruz. Ha veriyor, devletimiz oraya da yatırım veriyor ama İktidar partisi olmanızın elbette avantajı var. Bunu herkes biliyor. Evet. Şimdi başkanım mutlaka ki sorunlar da vardır. Her ilçede, her ilde evet. olduğu gibi.
Üzüm ilçesindeki en büyük sorun nedir sizce? Şimdi Semih Bey, devamlı büyüyen bir ilçeyiz. Sorun elbette eksik olmayacak. Belediye olarak bunu karşılamak ve yapmak zorundayız, yükümlülüğündeyiz. Yalnız ilçemizin en büyük şu andaki sıkıntımız işsizlik. Evet. Her yerde olduğu gibi. O noktada da yine iktidar ormanın avantajlarını kullanıyoruz Allah'a şükür. Geçen yılda aşırı derecede yine bir istihdam sağladık. Bu yılda İşkur üzerinden kurumlarda, resmi dairelerde çalışan çok hemşerimiz de var. Hemen hemen diyebilirim ki her evde bir çalışanımız vardır mutlaka. Yani Üzümlü halk o kadar çalışkan ki mutlaka bir dairede çalışıyorsa mutlaka tarımla da uğraşır. Cumartesi pazarını asla boş geçirmez. Evet. Tarlada, bağda mutlaka o günü geçirecek. Öyle bir insanımız var. Şimdi İşkur noktasında tabii avantajımızı kullanıyoruz. Bayağı bir yüklü miktarda yine İşkur sağladık. Bu sene de inşallah insanlarımıza, boş kalan, işsiz olanlarımıza şey yapacağız. İstihdam sağlanacak. İstihdamı bu sene de o şekilde gidermiş olacağız. Evet, gerçekten izleyicilerimiz tabii bilirler. Üzümlü ilçesi çok güzel bir ilçedir. Yani Erzincan'ın en güzel ilçelerinden biridir. Cim'in ve biz de zaman zaman fırsatımız olduğu zaman mutlaka gideriz. Evet. Orada o tabiat harika görüntüleri, o doğa harikasını mutlaka, siz de Erzincan'a geldiğiniz zaman Cim'ini ziyaret etmeden mutlaka gitmeyin deriz. Bunu da burada söylemiş olalım. Başkanım, şimdi 5 yıllık bir görev süreciniz geçti. Evet. 31 Mart'ta 5 yıl sonuçlanıyor. Görev yaptığınız süre içerisinde Üzümlü'de neler yaptınız? Üzümlü halkı için ne gibi icraatlarınız oldu? Ne tür yatırımlar yaptınız? İzleyicilerimize çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi Semih Bey, 2014 yılında aday olduğumuzda, tabii ki o zaman da ilk adaylığımız olduğu için seçim beyannamemizi sunarken ne yapacaklarımızı anlattık sırayla. Çok şükür azimle çalıştık ve iktidar olmanın, bunu bir daha vurgulamak istiyorum, İktidar olmanın nimetlerinden faydalanarak yaklaşık tamamı diyebilirim, %99 söz verdiğimiz işlerin ama tamamını yaptık. Evet. Fazlası var, eksiği yok diye düşünüyorum ben. Bunları tabii şey olarak da, slide olarak da vereceksek. Evet arkadaşlar, verecekler. Siz icraatlarınızdan isterseniz başlayın. Evet. Şimdi demin bahsetmiştim, köz göleti dediğimiz küçük ölçekli gölet. Su sıkıntısını giderme anlamında yaptık bunu. Evet. 1.800.000 liraya DAP'ta hibe yaptık. Belediye kaynaklarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Su sorunumuzu giderme amaçlı kullanalım diye yaptık ama inşallah diğer bir sonraki şeyde söyleyeceğim sıralamada sağ sahil sulama alanında kullanmak için bu göleti mutlaka kullanacağız. Evet. Yine hibe olarak Kudaka'dan ajans var, biliyorsunuz Kudaka ajansımız. 123 kilovat bir güneş enerjisi kurduk. Ve Doğu Anadolu bölgesinde veya işte Türkiye genelinde tahmin ediyorum ikinci belediyeyiz güneş enerjisini kuran. İlk kuranlardan. Ayda 12.000 ile 14.000 arasında belediyeye net geliri var şu anda. Ve biz bunu 2 yıldır satıyoruz TEDAŞ'a. Evet. Elektrik olarak mahsuplaşıyoruz. Yani gelen faturalardan düşürüyoruz, kalanını ödüyoruz. Sonuçta satmış oluyoruz. Evet. Evet. Bu da yine sizin zamanınızda yapılan çalışmalardan biri. İlk icraatlarımızdan biri budur. İlk geldiğimizde birinci. Evet. Yine 1 megawatt güneş enerjisi projemizin devamı var. Onun da yerini falan aynı yerin kenarında hazırladık, yapacağız. Bu da 1 megawatt. Bitirdiğimizde belediyemize yaklaşık 80.000 lira civarında bir getirisi olacak. Evet. Nakit olarak. Bu da güneş enerji santrali. Devamı aynısı. Evet. Göreve başladığımızda Üzümlü Deresi'nin ıslah çalışması şeyini yaptırmıştık. Tamamı bitti. Aşağı şeye kadar bağladık. Altın Tepe'nin oradaki kısma kadar. Sel geldiği zaman veya işte bu HES üretime geçtiği zaman bayağı bir sıkıntılar, çiftçilerimize zarar veriyordu. Şükür onu bitirdik. Onun üzerine iki tane çarşı merkezinde eski köprülerimiz vardı. Evet. Onları yıkıp yenisini yaptık. Hem boy olarak, ölçü olarak değiştirerek
şey olarak bitirdik. Çocuklara park noktasında 5 ayrı park şey yaptık. Bir de bu şehit 15 Temmuz şehitlerimizden Allah rahmet eylesin Ömer Halis Demir anısına bir park yaptırdık. Yine İller Bankası'na 5 dönüm üzerinde gayet güzel tüm imkanları içerisinde hemşehrilerimiz faydalanıyor. Şu anda kullanıma sunuldu. Evet. Evet. Yine 1997'li yıllarda Üzümünün Altında İpek Yolu üzerinde bir tesisimiz var. O zaman yapılmış ama yarım kalmış şey olarak. Biz bunu bir özel kolejle o zaman anlaştık. 1000 kişilik bir öğrenci özel koleje verdik kira olarak. Tabi harcamaları kolej tarafından yapıldı. Evet. Bizden bir harcama olmadı. Bir şanssızlık oldu. Arkadaşımız belli bir düzey götürdükten sonra seviye olarak yürütemedi. Şu anda kapandı. Artık bu binayı belediyemizle bir şekilde, başka bir şekilde değerlendirmeyi planlıyoruz. Evet. Şimdi dul ve yetimler için bir proje yapmıştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza sunmuştum bir öncekine, Kadir Bey'e. Evet. O zaman 12 proje sundum. 6 tanesini aldık İstanbul Belediyesi'nden. 15 Temmuz vuku bulunca 6 tane içeride alacağımız duruyor. 22 tane daha ilave ettirdik bu seçim şeyiyle, bahanesiyle. Dedi ki bize bu kadar daha ev lazım. 28 tane inşallah prefabrik ev yine getireceğiz. Belediyemizin atıl durumda olan kenar köşede arsaları var. Satılamayacak ev safta, ölçü olarak şeye uygun değil. Onlara yerleştirip imkanı olmayan, ev alma ihtimali hiç olmayan vatandaşlarımızı belirleyen değerlendirmesini yapacaksınız. Tabii yaptık da şimdi oturuyorlar içinde. Evet. İçinde oturanlar var. Yani yeni gelecek içinler. Yeni gelecekleri de şimdi başvuru almaya başladık. Yani kirada oturan, hiç ev hayali bile olamayacak hemşehrilerimiz var. Yeni evlenmiş. Yani düğün masrafını, borcunu daha ödememiş hemşehrilerim var. Biz bunları bunlara vereceğiz ve 100 TL şimdilik kanun gereği 100 TL, 150 TL gibi evet. Bir cüz'i kirayla vereceğiz inşallah ve ev sahibi yaparak tapulağında vereceğiz çalışmaları bitirip. Diğer yandan yine bu yeni gelen soydaşlarımız için TİKA'yla konuştuk. 50-55 civarında arsayı biz TİKA'ya bedelle satacağız. Elimizdeki mevcut arsalarımızdan. TİKA evleri yaparak soydaşlarımızı borçlandırıp parasını alacak. Öyle evet. Bir çalışmayı başlattık. Yine milliyetimizin kullandığı bir binamız vardı. Alt daireden oluşan. Onu da aldık. Onarımını yapıp yine ev ihtiyacı olan vatandaşlarımıza şimdi verdik. İçinde oturuyorlar. Çok cüzi bir bedelle. Evet. İlçemizde dut, işte meyve sebzeden söz olunca dut bayağı bir şey duruma geldi. Artık nesli tükenmiş bir meyve türü oldu. Biz DAP'a müracaat ettik yine Erzurum Kalkınma Bakanlığı'na. Oradan 40 dönümlük bir düt projesi geçirdik. Etrafı kapalı. Evet. Kapama bahçe dediğimiz türde. 720 adet düt diktik buraya Semih Bey. Şimdi 3. 4. senede düt üretimine geçtiği zaman belediyemize mutlaka bunun büyük ölçüde yine yan gelir olacak. Gelir sağlayacaktır. Evet. Geyikli mahallemize bize yine bağlanmış olan Geyikli mahallemize bir halı saha yaptık. Gençlerimiz şu anda kullanıyorlar. Spor Toto yine aracılığıyla bunu da yine hibe yaptık. Yani. Evet. Taziye evini Üzümlü'ye ihdas ettik. Hemşehrilerimiz iki mezarlık arasında bir yer olduğu için şey olarak daha kullanımı kolay olsun diye buraya oturtturduk. Burası 112 ili sağlık müdürlüğüyle anlaştık. 3 gün burada hemşehrilerimiz cenaze taziyelerini alıyorlar. Yemek, çay ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz. Ondan sonra çekip evlerine gidiyorlar. Çok rahat bir şey oldu hemşehrilerimiz için. Hizmet. Kamulaştırma çalışmalarımız oldu. İşte 1 milyon 330 civarında bir ödenek ayırmışız, bitirmişiz. Evet. Yol genişlemeleri mahalle aralarında. Sıcak asfalt çalışmalarımız oldu. Bunların birincisini Bayırbar Ekşisu arasını özel idareye yaptırdık. Evet. Masraf yine belediyemizden bir şey çıkmadı. İkinci etapta Üzümlü İpek Yolu arasındaki asfaltı karayollarına ben devretmiştim. Maliyetini onların sırtına vuralım diye bir kurnazlık yaptık. Bunu da yaptırdık. Çarşıya kadar güzel bir asfalt. Doğalgazdan dolayı çok hasar meydana gelmişti.
Tekrar Üzümlü Geyikli, Sebzeali Geyikli arasındaki asfalt çalışmasını 8 kilometrede özel idareye 2 milyon bedelle kendimiz yaptırmış olduk. Evet, devam edelim başkanım. Çarşı merkezinde bir ıslah projesi yaptık. Yine DAP'tan sağladığımız 1 milyon bir bedelle ihaleye çıktık. Kırım'la 850 bin liraya falan mal oldu. Çarşıda 2 tane büyük, çok büyük iş merkezimiz var. Çok yıllanmış binalardı. Yalnız bunları kaldırmaya şu an şeyimiz yetmediği için, bütçemiz. Bunları giydirme yoluyla güzelleştirmeye çalıştık ve bunu yaparken de hemşehrilerimizden 1 lira talep etmedik. Tamamını hibe olarak yaptık. 1 milyon. Yani 850 milyon tuttu ihale kırımı yaptıktan sonra. Evet. Mahalle aralarında çeşitli yerlerde 52 bin metrekare kilit parke yapımı bitirmişiz. Halen de devam ediyoruz peyderpey. Yine arazilerimizde biliyorsunuz tarım şey olduğu için tarla ve bağ aralarında yollarımız bizim çok çok fazla. Yani hizmet şeyi çok ağır, geniş. Buralarda belli noktalarda ihtiyacı olan yerlerde bayağı bir genişlemeler yaptık. Stok asfalt çalışmamız vardı. Şimdi onu kullandık, bitirdik. Bu karayollarının çalışmalarında ana yollarda sakal tutandan başladık. Avcılara kadar olan kısmın trimerine el koyduk. Yani karayollarının kazıdığı asfalt malzemesinin tamamını Üzümlü'ye stokladık. 1 milyon metreküptü ölçtüğümüz depo olarak. Evet. Mahalle aralarında, arazi yollarında tozu önleme adına, işte düzeltme adına bunları yayıp silindirleyerek güzel bir şeye soktuk. O da belediyenin tabii kasasından çıkmamış oldu. Evet. İlçemizdeki çöp konteynerlarını yeniledik. 735 adet. Yine Çevre Bakanlığı'ndan bunu temin ettik bedelsiz. Yine özel idare tarafından DAP'tan 1 milyon 800 bin lira bedelle basınçlı sulama şu anda ilçemizde ağırlık kazanmaya başladı. Salma sulamadansa basınçlı sulamayı artık yayılıyoruz. Sağ sahilimiz bitti. Arızaları giderildi. İnşallah ilkbaharda sağ sahile suyu verip sulamayı damlamayla başlatacağız inşallah. Saatli uygulama konulacak inşallah bunlara. Evet. Demin bahsetmiştim. Sebzeali kompleksimiz. Yine bunu da Kudaka'dan destek alarak yaptık. Bütçemizden de harcadık buraya. Belediye bütçesinden. 11 dükkandan ve sosyal tesisleri idare binası içerisinde olan, dediğim gibi Doğu ve Güneydoğu Karadeniz'de eşi benzeri olmayan bir proje. İlçemiz için ihtiyaç olan bir projeydi. Onu da bitirdik. Kullanıyoruz şu anda. Evet. 80 tonluk bir kantar vardı. Bunu yeniledik. Bir tane daha ilave ettik. Eskiyi yenileyerek. Taş kesme tesislerimiz var. Orada kullanıyoruz ve sebzeline kuracağız birini. Gençlik merkezi binamız idari merkezden aldığımız yatırımlar noktasında 2200 metrekare kapalı alana sahip. İçerisinde tüm sosyal, yüzme havuzu hariç faaliyetlerin giderildiği, öğrencilerimizin kullandığı bir çok güzel bir Üzümlü'ye yakışan bir bina oldu. Şu anda kullanılıyor. Tabii ki. Her türlü gençlere spor, yönelik. Tüm spor faaliyetleri içerisinde yapılıyor, yüzme hariç. Yüzme havuzumuz yok. Evet. Yine bir öğrenci yurdu temelini attık. Bu da idari, merkez idareden aldığımız, yatırım bakanlıklardan aldığımız 3 milyon 200 bin TL'ye mal olacak. 250 öğrenci kapasiteli. Bu da özel bir proje çizdirildi. Bu konuda Bakan Yardımcım Sinan Aksu'ya buradan çok çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gençlik Merkezi ve idare öğrenci yurdu Sayın Bakanımızın eseri olacak inşallah. Yine tarım ilçesi olduğumuz için erken uyarı sistemleri noktasında bir çalışma yaptık. Tarım Bakanlığı'ndan DAP üzerinden yine aldık hibe olarak. 4 yere erken uyarı sistemi kurduk. Olabilecek don, yağmur, kar gibi havalarda GSM üzerinden çiftçilerimize mesaj yollayarak uyarıda bulunuyor. Çiftçimiz de ona göre tedbirini alıyor. Ve şu anda bu da uygulanıyor. Kullanıyor. Evet. Evet. Yine Kültür Bakanlığı'ndan yaptığımız bir projemiz, Üzümlü'nün simgesi olan üzüm figürleriyle aydınlatma yollara yaptık. Şu anda özellikle akşam saatlerinde ilçeye giden vatandaşlarımız bu slaytta da şu anda görünüyor. Güzel görüntülerle karşılanıyor. Öyle değil mi başkanım? Evet. Işıl ışıl. Işıl ışıl, evet. Evet.
Işıklı süs havuzlarımız var. Bu noktada da yine Güngören Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Onun bize eseri oldu. Çarşı içerisinde çalışmalarında ondan şeyimizi aldık, desteğimizi sağ olsunlar. Çarşı içerisine ışıklı süs havuzlarını oturtturduk. Çarşı içerisi bayağı bir şeye girdi yani. Evet. Yine mevcut elimizde olan bir binayla SODES kapsamı desteği üzerinde belediyemize güzel bir düğün salonu kazandırdık. İlçemize çok mükemmel 10 numara. Yani Erzincan'daki düğün salonlarını aratmayacak güzel bir salon kazandırdık. Yine Japonya Büyükelçiliği'nden yaptığımız bir projeden 240 bin TL aldık ve Geyikli mahallemize bir kültür evi yaptık. İçerisinde bilgisayar donanımları, eğitim alınacak, eğitim verilecek sınıflardan oluşan güzel bir şey oldu, hizmet oldu bu da. Geyikli mahallemiz kullanıyor. Evet, Geyikli önceden köydü, şu anda mahalle oldu. Mahalle olarak Üzümlü'ye bağlandı, evet. Evet. Bağlandı. Ve siz de hizmetlere devam ediyorsunuz Geyikli'ye. Orada siz bir mahalleniz. Evet, evet. İshal hattının yenilenmesiyle ilgili çalışmaları başlattık. Geyikli ishal hattını yeniledik kendi imkanlarımızla. Üzümlü ishal hattında bir tünel sıkıntımız vardı, aşamadık. Yapılan girişimlerimiz neticesinde tünelin içerisinde çalışmaya fırsat vermeyeceği, yani tehlike arz ettiğinden dolayı biraz geri adım attık. Ama borularımız falan İller Bankası'ndan hibe olarak alınmış vaziyette duruyor. Artık mevcut hat üzerinde çalışarak inşallah bunu da yenileyeceğiz. Şebekeyle beraber onu da yenilemiş oluruz nasip olursa. Evet. Demin belirttiğim içme suyu projemiz işte tüm mahallelerin 80 kilometre 7 milyon ihaleye çıktı. Önümüzdeki ayda büyük ihtimalle müteahhit gelecektir inşallah. 1954'lü yıllarda yapılan tesisin tamamını sıfırdan yaptırmış olacağız. Evet, aynı uygulamayı Erzincan Belediyesi de yaptırdı Cansu ya başkanım. Projesinin minyatürünü düşünün minyatürü, o kadar. Evet. 80 kilometre az bir mesafe değil. Ama en azından kayıp kaçak sıfır olacak. Sıfır kayıp kaçak olacak, evet. Evet. En büyük, şu an Üzümlü'nün en büyük ihtiyaçlarından biri bu. Belediye araç parkımız, demin de bahsetmiştim. Evet. 68'di. Bunların 34'ü geldiğimizde vardı. 34'ünde hibe olarak işte saydığım kurumlardan, belediyelerden, devlet hava meydanlarından çalışıyoruz. İhtiyacımızı da görüyoruz yani şey olarak. Makine parkınız yeterli mi şu anda? Fazlası var. Fazlası var. Fazlası var, evet. Evet. Hibe olunca tabii dayanıp getirince fazlalar kenarda duruyor. Yine arazi yollarımızda özel idarenin karayollarının programı alıp da yapacağı derecede büyük ölçüde metreküpler oluşan yollar vardı. Yıllarca kalan, Üzümlü'nün arazi bağlantılarını kuran tepe boyunu dediğimiz bir kesim var. Oranın yolunu açıp kanalıyla beraber bitirdik. Büyük bir sorunlardan biri de Üzümlü'de geldiğimizde beyannamemizde de söz vermiştik 2014'te. 1992 yılında mevcut belediye döneminde hazine arazilerinden şey verilmiş vatandaşlarımıza. Ev yeri satılmış arsa olarak. O yıldan bu yıla kadar kalmış. Çözülmemiş. Öyle sorun olarak hemşehrilerimiz hep uyurken yastığa başına koyduğu zaman ev benim mi gidecek mi diye o şeyle yaşamışlar. Endişeyle yatmışlar. Tabii ecrimisiyle ödeyerek gittikleri için o da büyük bir sorundu, sıkıntıydı. Zaten zor geçim şartları, tarımla geçiniyoruz. Biz söz verdik, burayı halledeceğiz dedik ve ilk geldiğimizde yaptığımız işlerden biri de budur. Hallettiniz mi başkanım? Hallettik. Bu konuda başbakanımıza minnettar borçluyuz. Söz verdi Üzümlü'ye geldiğinde seçim çalışmalarımızda. Sözünü de tuttu her zamanki gibi. Sayın Binali Yıldırım. Tabii ki. 238 bin lira vatandaşımızın birikmiş ecrimisini de ben ödemek kaydıyla belediyeden verdik ve tapularını hallettik. Şimdi tapularını aldılar. Hepsi. Hayırlı olsun, güle güle olsunlar. Güle güle kullansınlar. Evet. Doğalgaz projesi, mega projemiz Üzümlü'nün Üzümlü'ye yakışan ve hayal edilen bir projeydi. Bu da 2014 seçim beyannamemde vurguladım. Dedim ki Üzümlü'ye doğalgaz getirmek için çaba sarf edeceğim ama söylerken bile hayaldi. Yani Üzümlü'ye doğalgaz ama niyet iyi olunca Cenab-ı Allah demek ki yolu açıyor.
hat oradan mı geçiyordu başkanım, yoksa hat sıkıştırma yok. Sistemi mi vardı? Yok. CNG dediğimiz taşıma sistemi. Taşıma sistemi. Taşıma sistemiyle ve fiyat borudan alınan, yani hatla olan fiyatla aynı. Aynı. Değişmiyor. Fix fiyat. Sistem normal yürüyor. Sistem yürüyor. Hiçbir aksaklık yok şükür. Şu anda %98'i ilçenin tesisi olarak döşendi. İnşallah bu sene %2'yi de tamamlarsak üzümünün tamamı doğal gazı kullanmış olacak. Evet. Yine büyük bir yatırım üzümlü için gerçekleştirdi. Kaymakamlığımızla beraber, sağ olsun kaymakamımız da, emeği bizde çok. Allah kendisinden razı olsun. Bu yeni gelen soydaşlarımız adına 50 adet büyük sera, kişi başına 1500 metrekare civarında bitirildi. Şimdi damlama sulamaları döşeniyor, teslim edilecek. Yani tarımın Üzümlü'de daha da ivme kazanacağı bir proje oldu. Bundan sonra hemşerilerimiz de başlayacaklar tabii bunu görünce. Devamının projesini yapıyoruz şimdi Kaymakam Bey'le. 50 tane de Üzümlü'lü, yani önceden yerleşmiş öz cimini diyelim. Evet. Hemşerilerimize de 50 adet de proje götürüyoruz. İnşallah onu da yaparsak güzel bir şey olacak Üzümlü için, tarım adına. Ulaşımda yenilik yaptık. Kooperatif taşımacılığı yapıyor Erzincan'a. Bize şey yaptılar müracaatta. Biz de beraber ortaklaşa araçlarımızı beğenerek de yeni hizmet ağını, araç ağını değiştirdik. Güzel bir hizmet oldu. Ayrıca Geyikli üzerinde taşımacılığımız çok zayıftı. Burayı da özelleştirdik. 4 hat belediyeden verdik. Üzümlü'de hiç şimdiye kadar olmamış bir işlerden birisini yaptık. Taksi işletmeciliğini koyduk. Yoktu Üzümlü'de. 6 adet taksi hattı ihdas ederek hemşehrilerimizi ihale vererek güzel bir hizmet olmuş oldu. Üzümlü'nün alan olarak çok geniş. Evet. İmam Hatip okulumuz küçüktü, yetmiyordu. 16 derslikli İmam Hatip binamız bitti. İnşallah bir dahaki dönemde burada eğitime başlayacağız. Yine kaymakamımızla beraber birlikte yaptığımız aile destek merkezi, ADEM dediğimiz, hizmete girdi şu anda. O da ilçemiz için güzel bir hizmet oldu. Güle güle kullansın hemşerilerimiz. Dere Boğazı dediğimiz, yani Üzümlü'nün boğaz kısmında bulunan bir mesire alanımız var. İki dönem önceki başkan arkadaşımız yapmış. Biz de buna yenilikler, bazı şeyler ekleyerekten biraz daha güzel hale getirdik. Hemşerilerimiz ve Erzincan'dan gelen hemşerilerimiz özellikle hafta sonları dolu dolu geçiyor. Yerimiz çok güzel. Yine şirketi kurduğumuzda bir hizmet olarak şey yaptık. Fatura ödeme merkezi kurduk. Hemşerilerimiz şey olarak telefon, doğalgaz gibi faturalarını belediyemizin şirketine yatırarak faturalarını alıyorlar. Evet. Evet, toplam yaklaşık 43 proje evet. gerçekleştirildi ve 5 yılda hemen hemen 80 milyon lirayı bulan toplam 80 milyon civarında bir yatırım. Bir yatırım evet. yaptınız 5 yıllık göreviniz süresince. Peki başkanım, ilçede ahıskalı soydaşlarımız var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna gezisi sırasında söz vermişti ve bu soydaşlarımızı öz vatanlarına getirmek üzere söz vermişti. Ve bunu da gerçekleştirdi kafileler halinde. Soydaşlarımız geldi, ahıskalı vatandaşlar ve yerleştiler Üzümlü ilçesine. Yöreye uyum sağladılar mı? Nasıl? Yani kaç aile var ve yaşam şartları nedir? Şimdi bunu bir anlatalım. 595 hane toplamda gelen hane sayısı 3000'e yakın vatandaş. Evet. Evet, bunun 796'sı öğrenci. Gelen vatandaşlarımız içerisinde. Tabii bir zaman alacak. Yani bir anda asimil olmaları. Gerçi töre olarak, şey olarak hemen hemen aynı ise. Çok bir değişiklik yok ama tabii şey olarak belli sürgün hayatı olmuş. Belli milletlerin şey altında, güdümü altında kalmışlar. Şey olmuşlar yaşam olarak baskı altında kalmışlar. Onun etkisiyle tabii zamanla bu aşılacak. Belki bir yarım yüzyıl diyelim. Evet. Olacak mutlaka yani. Peki yaşamlarından memnunlar mı? Yani tabii ki Üzümlü gibi yeri bulmuşlar. Niye memnun olmasınlar ki? Gelmişler hazır dubleks evler.
Eşyalarına kadar. Eşyaları içerisinde tabii bu evler dubleks derken şey olarak iskan kanununa göre getirildiği için 5 yıl sonra bedel ödemeye başlayacaklar. Devlet kimseye öyle kolay kolay bedava bir şey vermez. Verecek karşılığına ve uzun vadede rahat ödeyeceği şekilde. Yani yaşam şeylerini düzenleyecek şekilde, geçineceklerini, geçim şeylerini sağlayacak şekilde verecek bunları. Evet. Yani gerisi para ödeyecekler kesin. Ya burada Üzümlü halkını da tebrik etmek lazım başkanım. Yani şimdi o kadar aile, yüzlerce aile sağlık, geldi. Yani sağlık olarak Üzümlü hakikaten o konuda mükemmel bir şey sergiledi. O zamanla daha da pekişecek. Gidiş gelişler başlayacak, kızarıp vermeler başlayacak, akrabalıklar başlayacak. Tabii ki. Yani bu kolay değildi. O kadar ailenin, yüzlerce ailenin gelip... Düşünün bir ilçenin nüfusu kadar, nüfusunun yarısı kadar bir gecede ilçeye nüfus giriyor. Korkunç bir rakam. Ve başka bir ülkeden gelmiş. Tamam her ne kadar soydaşlarımız onlar gerçekten çok büyük sıkıntılar çekmişler. Yani bu konuda da dediğim gibi demin de bahsetmiştim. Bizim de ne kadar emeğimiz olsa da Sayın Valimizin ve Kaymakamımızın da bu konuda çok çok büyük emekleri var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Valime destekler için. Kaymakam Bey de öyle sağ olsun. Evet burada bir kez daha Üzümlü halkına biz teşekkür edelim. Evet. Soydaşlarımıza sahip çıktıkları için. Çünkü kimse bilmez onların oralarda neler yaşadığını, evet. O sürgünlerde neler yaşandığını ve Türkiye'ye geldiklerinde uçaktan indikleri zaman gözyaşları arasında evet. Toprağı öpenler vardı. Oldu, ve şu anda da huzur içerisinde yaşıyorlar. İnşallah böyle devam eder. Şimdi başkanım kısa bir ara vereceğiz birazdan. Bir reklam arası ara vereceğiz. Şimdi değil. Peki. Biz bir sorum daha var. Onu da sorayım. Ondan sonra siz de son cümlelerinizi alacağız. Şimdi ilçenin ilginç bir özelliği olduğunu ben biliyorum. Üzümlü ilçesinde tüm kahvehanelerde kağıt oyunları. Evet. Okey. Bunlar yasak. Ayrıca her türlü alkollü içeceklerin de satışı yapılmıyor. Evet. Bu özelliğiyle de hatta birçok ulusal kanalda da haber konusu da olmuştu. Olmuş, evet. Bu ne zamandan beri başlamış ve şu anda da uygulanıyor mu? Yok Semih Bey şu anda uygulanmıyor tabii. Uygulanması da mümkün değil. Kanun hükmünde kararname gibi olmuş yani. Evet. 1963 yılında Üzümlü'ye jandarma olarak bir hoca gelmiş. Asker. Evet. Camiye de yakın karakol. Şeyde hutbe şeyinde okurken orada tabi daha evvel varmış Üzümlü'de bu tür faaliyetler. Aşırı gidiliyormuş. İşte hocamızın orada yaptığı nasihattan şeyden sonra o gün kaldırılmış. 1963 yılından beri Üzümlü'de kahvelerde oyun yok. Şu anda? Hayır. Yok. Yoktur. Evet. Tavla bile bulamazsınız. Bırakın okeyi. Bayilerde de, dükkanlarda, esnafta da alkollü içki bulamazsınız. Satış yasaktır. Yani Türkiye'nin en huzurlu ilçelerinden kesinlikle biridir. Yaşanacak en huzurlu ilçelerinden biriyiz. Evet. Bu özellikle de tebrik etmek lazım. Tabii ki. Sağ olun. Evet, reklamlara gireceğiz. Ekleyeceğiniz bir şey varsa. Yatırımlarla alakalı son sözümü bağlamak istiyorum. İşte toplamda 80 milyon dedik yatırımımızı yapmışız. Bu yatırımlarda desteğini aldığımız Başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendi'ye, bir önceki milletvekilimiz Sebahattin Karakelle Beyefendi'ye, Süleyman Karaman vekilimize, yine Burhan Çakır milletvekilimize, Bakan Yardımcımız Sinan Aksu'ya çok çok teşekkür etmek istiyorum. Biz bunların destek ve katkılarıyla bu kadar yatırım alabildik. Onun için ben hemşehrilerim ve şahsım adına kendilerine minnettar. Evet. Evet başkanım sohbet çok güzel gidiyor. Ayrıca yine Sayın Valimizi unuttuk. Evet. Sayın Valimi de minnetle borcumuz var. Üzümlü üzerinde emeği çok. Sayın Ali Aslantaş'a. Ali Aslantaş'a da teşekkür ediyorum tabii ki. Evet. Programlarımızda adaylarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün haberiniz olsun programının konuğu Üzümlü İlçesi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Sayın Ahmet Sazlı. Sayın Sazlı ilk bölümde Cimin'i anlattı, Üzümlü'yü anlattı, yapılan çalışmaları, icraatlarını anlattı, Üzümlü İlçesi ile ilgili yaptığı faaliyetleri dile getirdi. İkinci bölümümüzde ise yeni dönem içinde aday olduğu için yeni dönemde yapacağı çalışmalar hakkında bize kısa kısa bilgiler verecek. Evet başkanım.
31 Mart 2019'da yapılacak olan seçimlerden sonra tekrar Üzümlü halkı size teveccüh gösterir ve seçilirseniz, başkanlığa devam ederseniz Üzümlü için neler düşünüyorsunuz, neler yapacaksınız? Şimdi Semih Bey nasip olur ikinci bir yıl tevdi edilirse görev, tabii ki yaptıklarımız Üzümlü için yeter mi? Yetmez. Dolayısıyla yeni proje hazırlıklarımızı da biz zaten hazırladık. Projeleri hazır. Evet. Yani beklemeye gerek yoktur. Bunlardan biri çarşı merkezimizde çok kupon bir arsamız var belediyenin önünde. Evet. Buraya yaklaşık 45 civarında dükkan, üzerine de 100 civarında daire sığıyor. Biz bunu mutlaka yapacağız. Evet. Çarşı merkezimiz bayağı bir nüfus açısından azalma şey yaptı, aşağıya kayınca yerleşke. Evet. Bunu birinci şeyde hemen temelli inşallah atacağız. Yani çarşı merkezini biraz daha canlandırmayı canlandırma anlamında. Bir 100 daire yaparsak oraya bayağı bir nüfus olacaktır. Onun hemen ön kısmına çift minareli bir proje, cami projemiz var. Ankara Çankaya'da Hasan Tanık Cami var. Evet. Birebir onun aynısını çizdirdik. Projemiz şu anda dolabımızda yani. Hemen temelimizi atacağız inşallah. Tabii bu belediye ile alakası yok caminin. Hayırsever bir vatandaşımızdan inşallah söz aldık. Belli bir ön şeyimiz hazır, temel atma anlamında. Ama ikili ilişkilerle tabii yaptınız tabii ki, bunu. Tabii ki. Demin bahsetmiştim, içme suyumuzun projeler içerisinde yapacağımız elzem olanlardan biri ve su depolarımız inşallah. Evet. Atık su arıtma projemizi Çevre Bakanlığı'na sunduk. Büyük ihtimalle tahmin ediyorum bu ihale şeyinde, önümüzdeki ihale sürecinde ihaleye çıkacak. Geçen yıldan vermiştik zaten. Diğer taraftan istihdama yönelik. Demin bahsetmiştim, ilçemizde işsizlik biraz sıkıntı şeyi var. Sebze ve meyve kurutma ünitesi, fabrikası, tesisi diyelim. Küçük ölçekli kurma hazırlığı içerisindeyiz. Kızılay'ımızın Üzümlü'de bulunan mevcut bir binası var. Onun kira sözleşmesini imzaladık. İnşallah oraya onu kuracağız. Çünkü Üzümlü'de dediğim gibi narinciye hariç tüm sebze ve meyvelerimiz mevcut. Bunun kurusunu paketleyerek satma yönünde bir çalışmamız ve bundaki amaç hem çıkan ürünlerimizi değerlendirmek, raf ömrünü uzatarak, hem de istihdama bir şeyler katmak. Yani en az yine bir 10 kişiyi çalıştırırız inşallah diye İnşallah. Düşünüyorum. Evet. Su paketleme, yani su dolum tesisi düşünüyoruz. Üzümün suyu biliyorsunuz, cimin suyu 10 numaradır. Ha bu ara bu şeylerden dolayı sıkıntılar yaşıyoruz dediğim karışımlardan, patlaklardan, su kayıp kaçaklardan mutlaka karışım var. Ama kaynağında çok temiz. Kaynağında mükemmel bir su. Mutlaka onu da düşünüyoruz, yapacağız. Onda da istihdama yönelik düşüncemiz. Otobüs duraklarını inşallah şeylerini çizdirdim, projelerini. Kış bizde şey olduğu için ağır, kapalı ve ısıtmalı otobüs durakları koymayı planlıyoruz. Gidiş geliş yönünde Üzümlü'ye. Tabii içme suyu altyapı bittikten sonra asıl iş üstünün asfaltlama işi. En son yapacağımız rutuşlama, yani güzel bir şey, zemin yapma, asfaltını yapacağız inşallah. Tabii şimdi burada belki yöre halkı biraz sıkıntı çekecek. Mutlaka. Erzincan'da mutlaka, da aynı şey yaşandı. Mutlaka. Doğalgaz çalışmalarında her tarafı işildi. Benim hemşerim sabırlı. Semih Bey hakikaten o konuda gelen yatırımı bildiği için, dediğim gibi şu anda söylediğimiz zaman toplantılarımızda, ortamlarda kimseden sıkıntı yok. En elzem olan bir şey, çünkü 54 yılında yapılan bir tesis. Ve insanlar bunun bilincinde, hemşehrim bunun bilincinde olduğu için rahatım. Yapacağız mutlaka bunu. Neredeyse 70 seneye yakın bir süredir aynı şebeke kullanılıyor. Tabii ki. Ziraat Fakültesi'nin Üzümlü'ye gelmesiyle alakalı bir çalışmamız var. Şimdi üniversiteyle, rektör beyle falan girişimlerimizi yapıyoruz. Geçen yıl da biraz üzerine gittik ama başaramadık. İnşallah yeni rektörümüzle bu işi YÖK'le beraber Üzümlü'ye bir Ziraat Fakültesi kazandırmamız lazım. Çünkü Üzümlü buna hak ediyor. Evet. Niye? Tarımın zaten merkezi. Tamam mı? Onun için Ziraat Fakültesi bizim hakkımız diyoruz yani. Peki. Ve bunu söke söke de alacağız inşallah. Üzümlü'de üniversiteye bağlı bir birim var mı? Yükseokulumuz var. 4 bölümlük şey. Öğrencimiz az. Öğrencimizin azlığı yurt olmamasıydı. İnşallah yurt sorunu da çözdük. Yurt, çünkü öğrenciler gelip kalacak şey noktasında sıkıntı içindeler. Yurt olursa bağlantı olarak şey de artacaktır.
Öğrenci sayısı tercih artacaktır. Yani öğrenci okula gelirken önce sistemden yurt var mı yok mu diye bakıyor. Haklı olarak. Doğru. Tabii olarak. Bu fakülte gelirse yurtta mutlaka tabii ki yapılacaktır. Yine DAP idaresinden ben şimdi buradan hemşehrilerime duyurmuş olayım. Bu hafta içerisinde bize ulaştı. 1000 dönümlük bir meyve, kapalı meyve bahçesi hibe çıkardık. Proje olarak bedelsiz. Hemşehrilerimiz hiç ellerini cebine atmadan gösterdiği dönüm ne olursa olsun 10, 20, 30, 40, 50 istediği meyveyi seçecek. Etrafının kapanması, damlama sulama sistemini döşeyeceğiz. Anahtar teslim al, yetiştir diyeceğiz. Şimdi 1000 dönümü siparişlerini almaya başladık hemşehrilerimizden. İnşallah bunu da bu sene üzümlüğe kazandıracağız. Bu proje gerçekleşti yani. Projeyi yaptık, bekleyeceğiz diye bir şey yok. Hemen ilk bahar, ilk adımda 1000 dönümlük bir hibe kapama bahçe üzümlüğe kazandırdık inşallah. Evet. 1 megawatt güneş enerjisini demin bahsetmiştim. Hemen inşallah hayata geçireceğiz. Mezbahanemiz kullanılmaz durumda. Çok bir de yeni yaptığımız sebzalimle beraber biraz örtüştü, yakın. Koku da oluyor doğal olarak. Onun da DAP'tan yine ben 935 lira şeyini aldım. DAP idaresinden projeye götüreceğiz. Zaten yapımı çok kısa sürecek. DAP tip proje uyguluyor. Hemen getiriyor, oturtturuyor, anahtar teslim ediyor, çalıştırıyor ve hibe yapıyor bunu. Bedelsiz yani. İnşallah bunu da yapıyoruz. Evet. En büyük projelerimizden biri yine olacak inşallah. Gerçekleşiyor. Şu anda fizibilite bitti. Sonda çalışması devam ediyor. Hemşehrilerim bilirler. Dere Boğazı'nda vadi içerisinde sondaj çalışmaları şu an devam ediyor. Üzümlü'ye baraj yapıyoruz. 70 metre yüksekliğinde devlet su tarafından nasip olursa güzel bir eser olacak. Sulamaya ve içme suyuna bile takviye oradan olabilecek bir tesis. Mini bir baraj ama üzümlü için mükemmel bir yatırım olacağını düşünüyorum. Hele ki hizmet olacağını sulama düşünüyorum. Sulama suyu sorunu da tamamen giderilmiş. Yani olur. Su bizim devamlı aktığı için bir yerde depolanmadığı için onu orada depolayarak İhtiyaç olması halinde veya destek olması halinde debide oradan kullanıma sunacağız inşallah. Evet başkanım, şimdi yeni dönem için hazırladığınız projeleri aktardınız. Peki bunları uygularken kaynak sorunu yaşayacak mısınız? Bir. İkincisi, şimdi bizim Başbakanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, evet, ve şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Binali Yıldırım, medar iftarımız. Sayın Yıldırım'la iletişim halinde misiniz? Görüşmeler yapıyor musunuz? Bu projeler uygularken hükümet imkanlarından faydalanabilecek misiniz? Semih Bey, Sayın Başbakanımızla 2002 yılından beri biz görüşüyoruz. EFA'ya görev atamamla birlikte bakan oluşu 2003. Hala da devam ediyor tabii ki. Bizim onu unutmamız veya geçmemiz mümkün değil. İyiliklerini, yardımlarını unutmamız mümkün değil. Hem ilimiz hem ilçemiz olsun. Tabii ki bundan sonra da Sayın Başkanım olarak hitap edeceğiz Başbakanımıza. Başkanımızdan, İstanbul'dan ilçemize pay olarak ne düşecekse getirebileceğimiz veyahut da istihdam noktasında da olabilir. Götürüp ki biz bunu geçmiş tarihte dönemde yaptık. Üzümlülü hemşehrilerimizden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam sağladık. Bunu mutlaka, bunda da faydalanacağımızı düşünüyorum. İstanbul büyük bir metropol. Yani onlar bir ülke. Bir ülke, bir devlet. Evet. Mutlaka cimine düştüğü gibi, önceden düştüğü gibi önümüzdeki dönemde bunun kat kat artacağını ben kesin gözüyle bakıyorum. Evet. Yani. Evet başkanım, şu anda aldığım habere göre arkadaşlarımız bilgi verdiler. Diyorlar ki Üzümlü'de, Cimin'de bütün herkes şu anda pür dikkat Sayın Ahmet Sazlı'yı izliyor. Açıklamalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorlar. Evlerde, kahvehanelerde, Cimin sokakları şu anda bomboş. Herkes Ahmet Başkan'ı izliyor diye not göndermişler. RT orada da demek ki oldukça fazla izleniyor ve evet. Üzümlü Belediye Başkanı olarak sizi de izlediler Üzümlü halkı. Bu hizmetlerinizden dolayı biz de teşekkür ediyoruz size başkanım. Ben de teşekkür ederim. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Evet. İnşallah hayırlısı neyse o olsun.
dostluk, kardeşlik çerçevesi içerisinde tüm çevrelerimiz için biz aynı ifadeyi kullanıyoruz. Hem Erzincan'da, hem ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde. Sonuçta bu bir seçim. Bu seçimin bir kazananı olacak. Kesinlikle. Hayırlısı neyse o olsun. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi kesinlikle bozmayalım. Çünkü seçimden sonra yine herkes yüz yüze bakacak, öyle değil mi başkanım? Evet, evet, evet. Evet, isterseniz şu anda Cim'in halkı sizi izliyor. Şu kameraya bakarak son cümlelerinizi alalım başkanım. Ben de hemşerilerimden özellikle şunu istirham ediyorum. Üzümlü, şirin bir ilçe. Herkesin hemen hemen birbiriyle aile bağı var, akrabalık bağı var. Seçimler geçicidir. Bu bağları koparmadan birlik beraberlik içerisinde ve araya sokulan nifaklara, fesatlıklara kulak asmadan bir seçim geçirmek istiyoruz halkımızla, hemşerilerimizle. Ben bunlara uyacaklarına inanıyorum. Cimin'le hemşerilerim aklı selimdir. Çok kavgacı bir şeyimiz yoktur, mizacımız, Allah'a şükür. Ben hemşerilerimden seçim süresince her iki tarafa da bunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi biz hep yakın akrabalarla birbirimize bağlıyız, akrabalıklarla. Seçimin güzel bir atmosferde geçeceğini diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Ve hemşerilerime hayırlı akşamlar dilemeden önce de seçimin ilçemize, ülkemize, Erzincan'ımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ve size de tekrar teşekkür ediyorum böyle bir imkanı bize verdiğiniz için. Biz de çok teşekkür ediyoruz başkanım, bize konuk olduğunuz için. Size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet sevgili seyirciler, bugün konuğumuz Üzümlü İlçesi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Sayın Ahmet Sazlı'ydı. Biz bir kez daha buradan aynı çağrıda bulunalım. Kapımız tüm adaylara açık. Erzincan'da, ilçelerimizde, beldelerimizde tüm adaylara kapımız açık. Buyurun, gelin, kendinizi ifade edin, çalışmalarınızı anlatın, projelerinizi anlatın ve seçmenler de ona göre değerlendirme yapsınlar. Biz ERET olarak yaklaşık 10 gündür son seçime yaklaştığımız bu süreç içerisinde aynı görevi yapıyoruz. Hemen hemen her gün canlı yayınlarımız oluyor ve adaylarımızı sizlerle buluşturuyoruz. İnşallah seçime kadar da bu böyle devam edecek. Biz Sayın Ahmet Sazlı'ya teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Evet, teşekkür ederim. Evet, programımız burada sona eriyor sevgili seyirciler. Haberiniz olsun, devam edecek. Önümüzdeki hafta içerisinde de yine adaylarımızı sizlere bu ekranlardan tanıtmaya, icraatlarını anlatmaya devam edeceğiz. Bir başka programda yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle yayında ve yapımda emeği olan tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın efendim.